Burada garip görünümlü bir şekil var ve bize kenar uzunluklarından bazıları verilmiş. Buradaki kenarın uzunluğunun 3,5, bu köşenin 6,5, buradan buraya mesafenin 2, şuradan şuraya da 7 olduğunu biliyoruz. Bir de buranın uzunluğu olarak 3,5 verilmiş. Şimdi bunları kullanarak bu şeklin alanını bulabilir miyiz? Bir bakalım. Şimdi videoyu durdurup önce bir kendi başınıza deneyin. Denediniz mi? Umarım denediniz ve denediyseniz hemen fark ettiniz, tahminen umarım fark ettiniz ki ilk olarak burada 2 adet üçgen bulunuyor. Boyutların hepsi de belirtilmiş. En azından taban ve yükseklik verilmiş ve bunlar bir üçgenin alanını bulmak için yeterli. Eğer elimizde 2 birim genişliğinde ve 3,5 birim yüksekliğinde bir dikdörtgen olsa, dikdörtgen olsaydı, alanın 2 çarpı 3,5'a eşit olacağını biliyoruz. Bir üçgen, özellikle de böyle bir üçgen, yani bir dik üçgen, bahsettiğimiz gibi bir dikdörtgenin yarısı kadar alana sahiptir. Evet, bizim için önemli olan dikdörtgenin alanının yarısıdır. O zaman bu üçgenin alanı da 1 bölü 2, yarısı dedik ya, çarpı 2 çarpı 3,5'a eşit olacak. 1 bölü 2 çarpı 2 1 eder, 1 çarpı 3,5 da 3,5 eder. Demek ki bu üçgenin alanı 3,5 birim karedir. Şimdi buradaki diğer üçgenin alanını düşünelim. Uzunluk, düzeltiyorum, yükseklik yine belli, 3,5. Taban da 7 birim. O halde alan 1 bölü 2 çarpı 7 çarpı 3,5'a eşit olacak. 1 bölü 2 çarpı 7 3,5 eder. Şimdi de 3,5'la 3,5'u çarpacağım. Bakalım bu çarpım neye eşit olacak? 3,5 çarpı 3,5, 5 kere 5 25, 3 kere 5 15, elde var 2, 17, 3 kere 5 15, 3 kere 3 9, elde var 1, 10, 5 artı 0 5, 7 artı 5 12, elde var 1, 1 artı 1 2, bir de birimiz var. Ondalık basamağının sağında 2 rakam bulunuyor, değil mi? 1, 2. O halde sonuçta da ondalık basamağının sağında 2 rakam bulunmalı. Bu üçgenin alanı 12,25 birim kareymiş. Buradaki bölgeyi hesaplamak belki biraz daha zor olabilir. Şekil itibariyle yamuğa benziyor. Ama dikkatli bakarsanız bu şekli kolaylıkla bir üçgene ve bir dikdörtgene ayırabilirsiniz. Ve bu iki şeklin, üçgenin ve dikdörtgenin alanlarını hesaplamak için ihtiyacımız olan ebatları da hemen bulalım. Bu dikdörtgenin genişliği ya da bakış açınıza göre uzunluğu 2 artı 7'ye eşit olacaktır. Yani 9'dur. Buradaki mesafenin 3,5 olduğunu, 3,5 birim olduğunu biliyoruz. Burası 3,5 birim uzunluğunda ise buradaki 6,5'luk mesafeye, 6,5 birimlik mesafeye ulaşmak için bu kısmın uzunluğunun 3 olması gerekir. Ve şimdi alanı hesaplayabiliriz. Dikdörtgenin alanı uzunluk çarpı yüksekliktir. Yani 9 çarpı 3,5. Bu işlemi aklımızdan bile yapabiliriz. 9 çarpı 3 ve 9 çarpı 0,5 işlemlerinin sonuçlarını toplayacağız. 9 çarpı 3 27 eder. 9 çarpı 0,5, 9'un yarısına, yani 4,5'a eşittir. 27 artı 4,5 da eşittir 31,5. İşlemi biraz önceki gibi yazarak da yapabilirsiniz ama sonuç değişmez. Bu bölgenin alanı, 31,5 birimdir. Birim karedir. Düzelttim, birim kare. Buradaki üçgenin alanı ise 9 çarpı 3 bölü 2'ye eşit. 9 çarpı 3 eşittir 27 ve 2'ye böldüğümüzde 13,5. Ve şimdi bütün şeklin alanını bulmak için hesapladığımız alanların hepsini toplayacağız. 31,5 artı 13,5 artı 12,25 artı 3,5.
%1'ler basamağında bir adet 5'imiz var, başka da bir rakam yok. 5 artı 5 eşittir 10. 7 eklediğimizde 17. 1 artı 1, 2. 3 eklediğimizde 5. 2 daha ekleriz, 7. Ve son olarak 3 eklediğimizde 10. 1 artı 3, 4 eder. 1 ekliyoruz, 5. 1 daha eder 6. O halde tüm bu şeklin alanı 60,75 birim kareymiş.